nerede? Çekmece nedir? Şurada. Öyle bir mektup yazacağım ki zehir zemberek. Gayet ağır. Yenilir yutulur gibi olmayacak. Yaz tabii yaz. Yaz. Vay reziller vay. Nasıl başa bal günler ki? E baba reziller niye başladı işte? Ben böyle yapamıyorum. Başlayacak değil de. Şöyle bir mesele. Ha? Görmez bir şey. Çok ağır olmalı. Pek muhterem komşumuz efendim. Aa! Sultan efendim! Hep bir kere bayılır. Zılgıt zılgıt yap. Aa! Canım, canım bu daha başa mı çıkacak değil? Arkasını dinleyin. Zat halinizden pek ehemmiyetli bir ricada bulunacağım için evvela özür dilerim efendim. Baba seni canı gördüm. Olursa bu kadar. Neler yazdın baba Allah aşkına? Kim kimden özür dileyecek? Çok rahat oldum. Ağırdım. Herif bu mektubu okuyunca var ya tabancasını alır fırlar gelir. Ya sabırlı ol. Bakalım arkasından ne gelecek? Sabırlı ol. Pek tabiidir ki haliniz ahari izra etmemek şartı ile her türlü harekette serbest ve hürsünüz. Ve asla müdahaleye de hakkımız yok. Bir kelimesini okuyan budur. Budur. Ancak tıbbiyenin beşinci sınıfına müdavim bulunan mahkumum Metin'in imtihanlara hazırlanması sebebiyle her zaman zevk ile dinleyip safaya olduğumuz ahengi müzikinizin nısfı leylden sonra az biraz pesten icrası mümkün olamaz. Çok ağır oldu. Neden yazdın baba Allah aşkına ya? Onu anlayan an. Herifle açıktan açığa alay et. Anlamıyor musun? Vallahi herifle o kadar alay ettin ki herif iyice akutulacak. İş bu. Ailece İstirhamımızın israf edileceğini ümit ederek bilmesiyle